Merhaba sevgili arkadaşlarım, sulu çözeltilerde dengede asit-baz titrasyonu bu başlığı incelemeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlarım, titrasyon hacmi bilinen ancak derişimi bilinmeyen bir asidin veya bazın hacmi ve derişimi bilinen bir baz veya asit yardımıyla asidin veya bazın derişiminin bulunmasına kullanılan yönteme denir. Biraz karışık oldu ama birkaç kez gözden geçirince eminim oturacaktır. Sevgili arkadaşlarım, bu bölümde bir de standart çözelti var titrasyonda hacmi ve derişimi belli olan çözeltiye standart çözelti diyoruz. Standart çözelti büretteki çözeltidir. Şu büret dediğimiz şuradaki çözeltideki e, kapdaki çözelti nedir? Bizim standart çözeltimiz. Sevgili arkadaşlarım, titrasyonda Erlenmeyer'deki, şuradaki Erlenmeyer'deki indikatörlü çözeltiye ortam nötr olana kadar büretteki çözelti damla damla damlatılır ve bu şekilde aşağıdaki eğrilenme ayarı sağlanır, sallanır. Sevgili arkadaşlarım bir diğer bilmemiz gereken tanım bu bölümde eş değerlik noktası bir de dönüm noktası. Nötrleşme tepkimelerinde asit ve bazın eş değer miktarda tepkimeye girdiği noktaya eş değer noktası diyoruz yani tepkimeye giren asit ve bazın tam olarak tükendiği, birbirini yok ettiği, ortamda hiç asit bazın kalmadığı noktaya arkadaşlarım biz eş değer noktası diyoruz. Titrasyon işleminde eklenen indikatörün renk değiştirdiği noktaya ise dönüm noktası diyoruz. Eş değerlik noktasıyla dönüm noktası arkadaşlarım her zaman aynı olmayabilir. Sevgili arkadaşlarım, hidrojen iyonuyla hidroksit iyonunun veya hidrojen iyonunun mol sayısıyla hidroksit iyonunun mol sayısının eşit olduğu çözeltilere biz nötr çözelti diyoruz. Eğer hidrojen iyonu derişimi daha fazlaysa buna biz asidik, hidroksit iyonu derişimi daha fazlaysa buna da biz ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Bazik çözelti diyoruz tam nötrleşme. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Asitten gelen hidrojenle bazdan gelen hidroksit iyonunun birbirini yok edip suya dönüştüğü bu olaya biz arkadaşlarım tam nötrleşme diyoruz. Hiçbirinin artmadığı. Eğer biri artarsa tam nötrleşme olmaz. Tam nötrleşme esnasında hidrojen iyonunun mol sayısıyla hidroksit iyonunun mol sayısı birbirine nedir? Eşit olur. Hani molarite eşittir. N bölü V formülünde mol sayısı ne eşitti? M çarpı V diyorduk ya. Bu aslında asidin molaritesi, asidin hacmi desek biz her zaman hidrojen iyonunun mol sayısına ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Niye? Birden çok değerli asitler için ulaşamayız. Mesela sülfürik asit şu şekilde değerlendirdiğimiz zaman eğer bu bir molar ise bunu iyonlarına ayrıştırdığımız zaman bundan iki molar hidrojen iyonu açığa çıkar. O yüzden tesir değerliğini de işe katmamız gerekir. Ve dolayısıyla mavaza diye kodladığımız MA veya ZA eşittir MB, VB, ZB birbirine eşit olursa bu noktaya biz ne diyoruz kıymetli arkadaşlarım? Tam nötrleşme anı diyoruz. Sevgili arkadaşlarım eğer bunlardan biri fazla olursa diyelim ki asit fazla sen bazı ilave ettin ama yeterince ilave etmedin. Asit fazla. Asit fazlaysa formülümüzde E hidrojen iyonunun mol sayısından hidroksit iyonunun mol sayısını çıkartıp bunu da toplam hacme bölersek biz hidrojen iyonunun molaritesini bulmuş oluruz. Hidrojen iyonunun mol sayısını nasıl buluyorduk? MA veya ZA. Yani MA veya ZA'dan hidroksit iyonunun mol sayısını da MB VB ZB şeklinde buluyorduk. Bunları çıkartırsak yani neyi bulmuş oluruz ve toplam hacmi de bölürsek hidrojen iyonunun moleritesini bulmuş. Oradan pH ve POH hesabı yapmış oluruz. Bunun tersi olursa yani baz çok, asit az olursa o zaman da formülü şöyle yeniliyoruz. Hidroksit iyonunun sevgili arkadaşlarım e, molaritesi e, bazın mol sayısından asidin mol sayısını ya da hidroksit iyonunun mol sayısından hidrojen iyonunun mol sayısını çıkartıp toplam hacme bölüyoruz. O zaman da MB, VB, ZB'den MA, VA, ZA'yı çıkartıyoruz ve hidroksit iyonunun mol sayısını buluyoruz. Hidroksit iyonunun mol sayısını bulduktan sonra da pH ve pOH hesaplarımızı da ona göre yapıyoruz. Şöyle bir örneğimiz olsa sanırım daha iyi anlat anlatabilirim bu bölümü. 0,2 molar 400 mililitre sodyum hidroksit çözeltisinin tam nötrleşmesi için 200 mililitre hidrojen klorür harcandığına göre hidrojen klorür çözeltisinin derişimini bulun. Bu tür sorular sorulduğu zaman otomatik olarak MA VA ZA eşittir MB VB ve ZB yazalım sevgili arkadaşlarım. Asidin derişimi molaritesi soruluyor. MA soruluyor. Asidin hacmi 200 çarpı tesir değerli 1 eşittir. Bazın molaritesi 0,2 hacmi 400 tesir değerli kaç? 1. Buradan MA ne gelecektir? Sevgili arkadaşlarım şuradan 2 gelir. 0,4 molar gelecektir. Bu şekilde ne yapmış oluruz? Soruyu çözmüş oluruz. Devam edersem. Şimdi oda koşullarında 0,04 molar 400 mililitre hidrojen klorür çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltiye 0,02 molar 400 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi eklendiğinde ortamın pH'i kaç olur? Ben biliyorum ki hidrojen iyonunun mol sayısı, hidroksit iyonunun mol sayısına eşit olursa pH 7 olur. Kuvvetli asit zaten baz pH 7 olur. Eğer bunlardan biri fazla olursa, asit fazla olursa pH 7'den küçük, baz fazla olursa pH de 7'den büyük olur. Onu biliyorum. Peki MA veya ZA'ya bakayım. MA veya ve ZA'ya bakayım. Yani hidrojen iyonunun mol sayısını bulmaya çalışıyorum. 0,04 çarpı 400 çarpı 1 dersem buradan 16 gelir. Peki MB, VB ve ZB'ye bakayım. 0,02 çarpı 400. Buradan da kaç gelecektir? Arkadaşlarım 8 gelecektir. Demek ki ortam asidik. Niye? Çünkü şeyin mol sayısı fazla. Hidrojenin mol sayısı fazla. Ortam asidikse o zaman formülüm neydi? Hidrojen iyonunun molaritesi eşittir. Hidrojen iyonunun mol sayısından hidroksit iyonunun mol sayısını çıkartıp toplam hacme bölüyordum. Devam edersem arkadaşlarım 16 8 bölü hep mililitre aldığım için burayı da mililitre alacağım arkadaşlarım. 800 yapar burası da bakın. Şundan dolayı. Burası 8 bölü 800. O da eşittir. 10 üzeri eksi 2. Peki Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 2 ise pH kaç olacaktır? pH'ımız 2 olacaktır. Bize de zaten pH'ı soruyor. Bize pH'i ne olarak bulduk? 2 bulduk kıymetli arkadaşlarım. Bir başka soruda yine oda koşullarında 0,04 molar biraz önceki çözeltiyle aynı. 400 mililitre hidrojen klorür çözeltisi hazırlanıyor. Çözeltiye bu kadar sodyum hidroksit eklendiğinde ortamın pH'i ne olur diyor. Yine MA, VA ve ZA'ya bakayım arkadaşlarım 0,04 çarpı 400 çarpı 1 buradan 16 gelir. Peki MB, VB ve ZB'ye bakayım. 0,02 çarpı 800 çarpı 1. E, bu da 16 geldi. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Hidrojen iyonunun mol sayısı eşittir. Hidroksit iyonunun mol sayısına. ve buradan pH'in 7 olduğunu anlar mıyım? Anlarım. Niye? Çünkü ikisi birbirine eşit. Kuvvetli asit kuvvetli baz. pH 7 ortam nötr olur diyoruz sevgili arkadaşlarım. Yine benzer bir çözeltimizin üzerine farklı bir çözelti eklenmiş. MA'yı yazıyorum. MA veya ZA'yı yazıyorum. Biraz önce yazmıştım zaten. 0,04 çarpı 400 çarpı 1. Buradan ne gelecektir? 16. Peki MB, VB ve ZB'yi yazayım kıymetli arkadaşlarım. 0,02 çarpı 1200 çarpı 1. Bu da 24 gelir. Şimdi kim fazla? Şimdi burada Burası en eşittir hidrojen iyonun derişimi. Burası da hidroksit iyonunun mol sayısı. Özür diliyorum. Mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısı daha fazla. Hidroksit iyonunun mol sayısı daha fazlaysa o zaman OH iyon derişimini nasıl buluyordum efendim? Şöyle değil miydi? OH eksi iyonundan mol sayısından hidrojen iyonunun mol sayısını çıkartıp toplam hacmi bölüyordum. Devam edeyim o zaman. Ee, şurasını 24 bulmuştum. Buna 16 toplam hacimde ne olacak? İkisini toplarsam 1600 olacak kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem burası 8 bölü 1600 ya da 1 bölü 200. Buradan da 0 0,005 yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gelir hidroksit iyon derişimi. Dikkat bana pH soruluyor. Önce bir poh bulayım. pOH ne olacaktır arkadaşlar burada? pH eşittir eksi logaritma 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Buradan eksi parantezinde log 5 artı log 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Devam edersem eksi parantezinde burası kaçmış? 0,7 eksi 3 olacaktır. Buradan 2,3 mi gelir arkadaşlar? Şu eksi işaretleri değiştirir. 2,3. Neyi buldum? POH'ı buldum. Oysa bana ne soruyor? POH'ı soruyor pH'i soruyor. O da koşullarında diyorum. O da koşullarında pH artı pOH eşittir 14'tü. Şuraya 2,3 yazarsak burada 11,7 olur diyorum kıymetli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Arkadaşlarım oda koşullarında bulunan 100 ml hidrojen klorür sulu çözeltisine damla damla büretten 0,05 molarlık baryum hidroksit ekleniyormuş. Buna göre zamanla eğlenme yerdeki çözeltinin pH değeri artar. Şimdi asit çözeltisine sen baz eklersen elbette ki pH artacaktır. Bu normal doğru bir bilgidir. Baryum hidroksit sulu çözeltisinden 200 ml eklendiğinde 25 santigrat derecede pH 7 olur. Demek istiyor ki 200 ml eklendiği zaman hidrojen iyonunun mol sayısıyla hidroksit iyonunun mol sayısı eşit olur. Yani MA veya ZA eşittir. MB, VB ve ZB olur diyor. E bakalım öyle mi? Asidin derişimi kaçtı? 0,2. Hacmi kaç? 100. Tesir değerli 1 eşittir. Bazın molaritesi 0,05. 200 mililitre ekliyordu arkadaş. Acaba bakalım eşitlik olacak mı? Çarpı tesir değerli kaç? Tesir değerli 2. Dolayısıyla burası 20 gelir. Şuradan 0,1 gelir. Burada 20 gelir. Evet eşitlik oldu. Hidrojen iyonunun mol sayısı hidroksit iyonunun mol sayısı birbirine eşit oldu. O zaman pH 7 olur. Bu öncülümüz doğru olur sevgili arkadaşlarım. pH'ımız 7 oldu. Eşdeğer noktasında çözeltinin hacmi 300 mililitre diyor. Sevgili arkadaşlarım zaten 100 mililitre bir aşağıda bir çözeltimiz vardı. Eşdeğer noktasında da 200 mililitre bundan ekledik. Gördük pH'in 7 olduğu an. Dolayısıyla ikisini toplarsam toplam 300 olacak. Bu da doğru olur. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 olur diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım aside su eklersek asitlik azalır. Baza su eklersek bazlık azalır. Şimdi şöyle bir sayı doğrusu üzerinde pH skalasını yazarsam şöyle. pH skalası yazmıştım. 0, 7 ve 14. Şimdi bu tarafa doğru gittikçe asitlik artıyordu. Bu tarafa doğru gittikçe bazlık artıyordu. E, aside su eklediğim zaman asitlik azalacağına göre pH ne olacaktır? Yükselecektir. Baza su eklediğim zaman bazlık azalacağına göre o zaman pH ne olacaktır? Azalacaktır. Ve dolayısıyla aslında bir e, çözeltiye su eklediğimiz zaman onun pH'i 7'ye yaklaşır arkadaşlar. Ona göre kendinizde kıyas yapabilirsiniz. Yani asit çözeltisine su ekledin, pH 7'ye yaklaşacak, yukarıya doğru gidecek. Baz çözeltisine su ekledin, o da aside doğru gidecek, pH 7'ye yaklaşacak. Öyle diyebiliriz. Yani kısacası aside su eklenirse pH artar, baza su eklenirse pH azalır. Asit ve baz eklenirse pH artar, baza asit eklenirse pH azalır diyebiliriz. Şöyle sorularımız olacak kıymetli arkadaşlarım. Sorumuz şu 25 santigrat derecede 800 mililitre hidrojen iyon sulu çözeltisinin 0,04 molarlık baryum hidroksit sulu çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik yukarıda verilmiştir. Buna göre grafikteki V değeri kaç mililitredir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi daha önce yaptığımız gibi bir formülümüz vardı. Neydi? M, M mavaza eşittir. Bazın molaritesi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerli diyebilir miyiz deriz. Şimdi asidimizin t molaritesini pH değeri verildiyse buradan bulabilirim. pH değeri 2 ise belli ki hidrojen iyon derişim 10 üzeri eksi 2. Asidin de 1 değerlikli olduğuna göre asidin de molaritesi aynıdır. O zaman şuraya 10 üzeri eksi 2 yazabilir miyim? Yazarım. Hacmi asidimizin hacmi 800'müş verilmiş. Peki tesir değerliğim sevgili arkadaşlarım. Tesir değerliğim 1. Bazın molaritesi 0,04 çarpı hacmini bilmiyoruz. Çarpı tesir değerliği 2. Şimdi burada şöyle yapabilirim. Şurasını çarparsam arkadaşlarım yani 10 üzeri eksi 2 çarpı 800 eşittir. 0 ya da 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı V yazabilirim. Şunlar giderse buradan V ne gelecektir? 800. Sadece 100, 800 değil. Sadece 100 gelecektir. Demek ki eklenen bazın hacmi neymiş? 100 mililitreymiş kıymetli arkadaşlarım. Şuraya 100 mililitre yazabilirim. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Sorumuz şu. 25 santigrat derecede 0,1 molar 500 mililitre sodyum hidroksit sulu çözeltisinin hidrojen klorür sulu çözeltisiyle titrasyonuna ait grafik verilmiş. X değeri kaçtır? Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu bir yazayım. MA veya ZA eşittir. MB, VB, ZB. Bu X değeri arkadaşlarım X kadar asit eklendiği zaman çözeltimin pOH'ı 13 olmuş. pH'ı kaç olmuştur? pH'ı da 1 olmuştur 25 santigrat derecede. Dolayısıyla ortam ne olmuş? Ortam asidik olmuş. Asidik olduğu zaman hidrojen iyonunun molaritesinin nasıl bulunduğunu daha önceki derslerimizden biliyoruz ama burada bilmediğimiz bir şey daha var sanki. Neyi var? Bakın bazın molaritesi biliniyor ama asidin molaritesi bilinmiyor. Hadi asidimizin molaritesini de bulalım şu formülden. MA çarpı ne kadar asit eklenmiş şu şurada buluyorduk bu denklemi kullanıyorduk. 250 çarpı tesir değerli asidimizin 1 eşittir bazın molaritesi 01 çarpı T e, hacmi 500, tesir değerli 1. Şimdi şuradan 2 gelir ve buradan MA kaç gelecektir? MA 0,2 molar gelecek. Bunu bulduk. Şimdi şurada ortam asidik olduğu için ne yapıyorduk arkadaşlarım? Hidrojen iyonunun molaritesi eşittir ne diyorduk? Hidrojen iyonunun mol sayısı eksi hidroksit iyonunun mol sayısı bölü toplam hacim diyorduk. Yani aslında şunu söylüyorduk. Hidrojen iyonunun molaritesinde MA veya ZA'dan bulmuyor muyduk? Ema'mız kaçtı? 0,2. Hacmimiz kaç? Ne kadar eklenmiş? X bilmiyoruz. Ç çarpı tesir değerliğin bir eksi. Bazın molaritesi kaçtı? Baştan vermişti. 0,1. Bazın hacmi 500. Bazın tesir değerli bir. Toplam hacim 500 vardı. Bir de x mililitre ne ekledim? asit ekledim. Hidrojen iyonun derişimi kaç oldu? pH 1 olduğuna göre hidrojen iyon derişimim ne olacak? 10 üzeri eksi 1. Şuraya da 10 üzeri eksi 1 yazar mıyım? Yazarım. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam sevgili arkadaşlarım. Şurası 50 artı 0,1 x eşittir diyorum. Şurası 0,2 x eksi 50 diyorum. Küçükler büyüklerin ayağına gitsin. 50 bu tarafa 0,1 bu tarafa gelirse 100 eşittir 0,1 x olur. Ve buradan x eşittir 1000 mililitre. Ne kadar eklememiz gerekiyormuş sevgili arkadaşlarım? 1000 mililitre eklememiz gerekiyormuş diyorum. Ve böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın kıymetli arkadaşlarım.